bir şey soracağım. Hiç kafanda kurdun mu? Şöyle etsin, böyle etsin, şöyle seni seviyorum desin falan diye bir şeyler planladın mı kafanda? Hı? Doğruyu söyle ama. Yok ya, hiçbir şey planlamadım ben. Düşünmedim bile. Hı, iyi yapmışsın. Çünkü Kerem'den böyle bir şey bekleme. Beklersen de böyle hevesin soğanda kalır. Niye be? Ya ne bileyim, bana hiç böyle romantik şeyler yapacak bir adammış gibi gelmiyor da ondan. Kerem romantiktir. Hatta bak bir keresinde ne olmuştu biliyor musun? Şimdi biz terapiste gittik ya. Ben orada böyle birden ağlamaya başladım. Onda böyle gelip gözyaşlarımı silmiştim. Bak sen. Kesin bulmuştur güzel bir şey. Bulmuştur hatta. Geliyor mu aklına bir şey? Sen de. Bir saattir düşünüyorum, şöyle mantıklı bir şey gelmiyor ki aklıma. Abi kadınlar benim uzmanlık alanım diyen sensin. Bul işte bir şeyler. Gerildim burada, bulamıyoruz işte. Orası öyle de ben hiç hayatımda ilanı aşk etmedim ki. Hep günü kurtarmak için hamleler yaptım. Yani aşk ilanı nedir, nasıl yapılır ben bilmem böyle şeyleri. O zaman yapacak tek bir şey var bura. Gideceksin karşısına, direkt cesaretini toplayıp dümdüz söyleyeceksin. Dümdüz? Evet. Bir yemek, hazırlık falan olmasın mı? Yok buracığım, bak bize öyle yemek şeyleri falan bizim gibi adamları gerer. Cesaretini topla, şak diye bırak teklifi. Ya bu da çok klişe değil mi? İyi de abi, sor bakalım klişe niye klişe? Bak, klişeye sormuşlar neden klişesin diye. Tutuyorum da o yüzden demiş, tamam biliyorum. Evet abi, yani sen sonuçta evli olduğun kadının aşkını itiraf edeceksin, bu kadar. Olabilir aslında, bak bu iyi fikir. Olur olur, sevdim bunu. Biz klasiklerden yürüyelim. Ne varsa atalarda var. Denk getirdiğim yerde direkt patlatacağım itiraf. Öyle uçan kaçan şeylerle bizim işimiz olmaz. Tamam, güzel. Yine ne varsa bende var ya. Kerem neredesin ya? Buradayım. Her yerde seni arıyorum. Ya hadi şu işe artık bir karar verelim de Amerikalılar haber bekliyor. Hangi iş? Aşk olsun unuttun mu? Arkadaşlar şirketin 5 yıllık yüzünü seçmeyecek miyiz? Ya çok önemli. Yani 5 yıllık reklam stratejimizi bu isimle birlikte yürüteceğiz. Daha önemli konularda daha derin stratejiler yapmamız gerekti Ceyda'cığım. Neyse ki aramızdan biri çalışıyor. Ben sizin için seçenekleri 2'ye indirdim. İsterseniz bir bakın karar verelim beraber. Of. Bu sağdakini ben hiç görmüyorum. Ya bak yine ne yapıyorum ya? Ya ben gerçekten iflah olmaz bir adamım ya. Alın şunları karşımdan. Görmek istemiyorum hiçbir kadın falan. Kerem bak benim favorim bu. Yani hem masum bir tarafı var hem de aynı zamanda dişi. Yani hem güçlü hem de bir taraftan kırılgan duruyor. Hem masum hem dişi. Güçlü, aynı zamanda kırılgan. Gülümsediğine göre seçtin herhalde. Seçtim. Ayşe. Ayşe olacak. Kerem! Böyle benim dediğim olacak deyip çekip gidemezsin. Yo, giderim. Gittim işte. Ya Ceyda, abi biraz sakin olun ya. Arkadaşlar siz devam edin. Profesyonel bir fikir çatışmasındalardı şu anda. Ne yaptığının farkında mısın? Evet farkındayım. Ayşe Modamo'nun yüzü olacak. Nokta. Farkındasın. Öyle mi? Üç ay sonra boşanacağım ve hayatından çıkıp gidecek bir kızı nasıl Modamo'nun yüzü yapmaya çalışırsın? Ya 5 yıllık strateji kuruyoruz biz burada. Hayatından çıkıp gidecek o kız. Yani orası biraz meşhur tabii. Profesyonel düşünüyorum Ceyda. Son kampanyamızda Ayşe çok beğenilmedi mi? Hem artık bu işi profesyonelce de yapıyor, değil mi? Onu birçok marka istiyor şu anda. Biz niye çalışmayalım? Hı? Elimizde böyle bir değer varken biz niye kaçıralım? Asla olmaz. Niye olmuyormuş? Yeni sloganımız içimizden biri ama farklı değil mi? Hı? E sen dedin işte hem masum hem dişi. Değil mi? Hem güçlü hem kırılgan. İşte bu Ayşe. Tamam oldu bitti hadi Ayşe olacak. Yalnız unuttuğum bir şey var. Sen artık benim patronum değilsin. İkimiz de eşit haklara sahibiz. Tamam tamam. Şöyle yapalım. Sen de kendi adayını ben de kendi adayımı çekime sokacağız. Kararı marka temsilcileri verecek. Var mısın buna? Nasıl yani? Şöyle. Herkes kendi adayını hazırlayacak, çekime sokacak. Sonra bunu en büyük 6 tedarikçimize sunacağız. Onlar kendi fikirlerini verecek. Sonuçta onların da ürünlerini satıyoruz değil mi? Bir nevi onların da marka yüzü olmuş olacak.
Onlar da fikirlerini versin, seçimlerini yapsın. Ve bir kazanan, bir kaybeden olsun. Ama kimse ağlamayacak sonuçta. Anlaştık mı? Peki. Anlaştık. Bana sorarsan büyük risk aldım. Ceyda bunu koparana kadar bırakmaz. Kendini bilir. Hem ben sadece işi düşünmedim. Geleceği de düşün. Nasıl yani? Abi Ayşe'ye gelen her teklifte ben gidip rol alamam ki. Bir de garip garip roller geliyor, öpüşmeli falan. 5 yıl boyunca ben bunu bağlamış olurum. Sözleşmeye de bir madde koyarım. Başka projelerde yer alamaz diye. Aa, kafam rahat. Bu süre zarfında okulunu da bitirmiş olur. Sonra bakarız işte çoluk çocuk derken 5 yıl sonra kim öyle kim kala. Vay çaka. Çoluklu çocuklu diyorsun ha? Hem iş hem aşk. Sen var ya. İyi de Ayşe'ye sormadan ya hayır derse her şey iptal olur. Kesin kabul eder o. Göreceksin bak. Kesin kabul eder. Gel. Kızım bunlar buraya mı geliyor, bana mı öyle geliyor? Kızım itiraf edecek adam olmasın. Şimdi mi? Tak ettiyse demek ki. Ne haber Gonca? İyilik Volkan senden. İyi. Sizin bitti mi? Hah. Evet evet, konu önemli. Konu önemli, evet. Şimdi Ayşe. Ben bunu çok düşünmedim. Sen de çok düşünmeden bana hemen evet de. Geri kalan her şeyi sonra hallederiz. Şimdi mi? Burada mı? Evet evet. Hemen şimdi. Allah'ım sana geliyorum. Evet dinliyorum. Modamo'nun yüzü olur musun? Evet. Gördün mü bak, sana hemen kabul edecek demiştim. Aynen. Modamo'nun yüzü olur musun mu dedi? Sen de evet dedin. Güzel bir cevap verdin. Seninle gurur duyuyorum, teşekkür ediyorum. Detayları konuşmak üzere toplantı odasına bekliyorum. Keşke güzel bir soru sorsaydın ya. Şimdi vakti değilmiş demek ki. Demek ki. Efendim Ceyda'cığım. Şimdi de Modamo'nun yüzü olmasını istiyor. Tam 5 yıllığına. Ceyda bir sakin olur musun? Ay ne diyorsun anlamıyorum. Kerem Ayşe'nin Modamo'nun yüzü olmasını istiyor. 5 yıllığına Modamo'nun yüzü olacak, düşünebiliyor musunuz? Tamam ben işin üzerindeyim, tamam mı? Bak lütfen sakin ol. Yani böyle panik yapmanın kimseye bir faydası yok ki. Hadi, hadi işine bak sen. Tamam, peki. Görüşürüz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?